Evet arkadaşlar, bugünle birlikte yeni bilgisayar Monster'ın kutlaşımını yapacağız. Önce ilk başta açalım kutusunu. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Yanlarında hasarı emecek bir şeyler koymuş o plastikler. Şimdi bilgisayarımızı çevirelim. Kutusu böyle arkadaşlar. Çok güzel bir tasarım var. İşte burada yeşil yeşil. Önünde Monster'ın logosu. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Biz arkadaşlar burada mağazadan aldık. Abra A7 V12.2. Şöyle kutusundan gösterelim. Şöyle şurada özellikleri yazıyor. Abra A7 V12.2. Intel i5 10300H. 2x8 GB DDR4 2933 MHz. 256 GB M.2 SATA. Bunun içinde normalde sadece M.2 SSD var. 256 biz bir tane 1 TB Seagate Baroku da eklettik. 128 MB ön belleği var. 1 TB hard disk. Şey olarak ekran kartı olarak 4 GB GDDR6 Nvidia GTX 1650 Ti. Arkadaşlar ekran olarak 17.3 Full HD 1920x1080 120 Hz IPS arkadaşlar. Yazılım olarak Windows 10 Single Language. Arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan çok ağır. Evet çıktı şimdi. Şunu şöyle köşeye koyalım. Böyle bir şey var. Burada kablolar falan var arkadaşlar. Buradaki kablomuz güç kablosu. Biz burada arkadaşlar driverlar falan çıkıyor, garanti belgesi. Onu açalım şöyle. Arkadaşlar bunun içinde driverlar var. Açarsam Toshiba'nın 1.6 GB'lık belleği. Burada zaten açmaya hiç gerek yok. Kullanım kılavuzu yazıyor. Burada da garanti belgesi var. Şöyle bunu da şöyle köşeye koyalım. Burada da nem emici gibi bir şey var. Şöyle kapatalım. Açalım. Burada batarya var. Yani o prize takacağımız bilgisayara giden kablo. Şuraya giriş takıyoruz. Böyle bir şey var. Arkadaşlar burada bir şey var mı acaba? Burası da boş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayara geçelim. Şöyle koyalım. Monster'ın şöyle gördüğünüz gibi Monster yazıyor. Şu yandan doğru çıkartalım. Yavaşça. Evet şimdi şöyle. Şöyle şimdi açıyoruz arkadaşlar. Biz bir terabayt eklettiğimiz için sonra yeniden paketlediler. Böyle koruyucu şeyler çıkıyor. Şöyle ekrandan da yeniden. Ekran gerçekten arkadaşlar videoda küçük çıkabilir ama çok aşırı büyük. Klavyesinde böyle işte. Burada da yazıyor Intel Core i5 10. nesil. GeForce GTX SoundBlaster 6. HDMI girişi falan var işte. Şurada. Gördüğünüz gibi. Sonra şöyle burasında böyle bir tasarım var. Şöyle bir çevirsek. Daha güzel bir video çıkar. Hafif bu arada arkadaşlar. 2,5 kilo ama öyle çok kilosunu hissettirmiyor. Ağırlığını. Buradaki ışıklar yanıyor. Şu Monster logosu falan. Burada arkadaşlar girişler var. Burada bir tane fan çıkışımız var. Burada bir tane kablo var. Bilmiyorum. Burada HDMI, burada LAN girişi var. Elektrik. Burada da güç girişi. Batarya takılı olarak gelmiş. Takmışlar arkadaşlar biz orada yükselttik derken. Altı bu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi bir tane fan. Burada da bir tane fan mevcut. Burada. Gördüğünüz gibi. Altın açık olması güzel. Havayı kolay üfleyebilir. Ondan sonra yana gelecek olursak burada bir tane çıkış var. Bir tane USB 3.0. Bir tane Type-C. Yani artık yeni şey. Burada da bir tane SD kart okuyucusu var. Burada da arkadaşlar var gördüğünüz gibi. Burada kilit var. Eğer bilgisayar ve kaydına falan o hard diskin kırılmaması için. Burada hava çıkışı var. Gördüğünüz gibi. Toplam 3 tane hava çıkışı var ve buradaki hava çıkışı kapalı. Tasarım olarak koymuşlar. Bir tane USB 3.0 gene var. USB 2.0 var bir tane. Bir tane mikrofon, bir tane kulaklık çıkışı var arkadaşlar. Şimdi gücü var mı? Ona bakmamız lazım.
Büyük ihtimal sadece etmişlerdir diye düşünüyorum. Windows 10'lu arkadaşlar. Şimdi direkt açacağız. Tasarım çok güzel. Narif. Yarı plastik yaramıyorum. Burada tuşu gördüğünüz gibi böyle. Bastık. Işıkları yanıyor klavyenin gördüğünüz gibi. Şöyle bir sesi de var. Evet açılıyor. Monster. Şu an klavye mouse bağlamadım. Şuradan şeyinde. Böyle şeyde. Biraz kaygan, biraz kaygan o tabii şey. Kalitesi. Şöyle. Çok güzel kokuyor bu arada. Evet gördüğünüz gibi Monster logosu var. İlk açılışı arkadaşlar çok uzun sürüyor ama normalde bir 10 saniyede falan açılıyor. Şimdi internete falan bağlayacağız, gireceğiz. Şöyle ekranı ayarlayalım. Biraz bekleyin diyor. Şimdi kuracağız arkadaşlar. Burada da şöyle altta her şeyimi burada koymuşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Seçilen dilde devam edilsin mi? Evet. Türkçe. Devam edelim. Türkiye konumumuz. Bölgemiz. Evet. Türkçe klavye. Türkçe Q olacak. Doğru. Atla. İkinci bir şey ekleme gerek yok. Bir internete bağlayalım diyor. Evet arkadaşlar internetimize bağladık. O süre biraz orada gereksiz beklemeyelim diye. İleri dedik. Önemli bir kurulumumuz var diyor. Şimdi yapılacak. Bekliyoruz. Hiç Tamam. bozmuyor daha. Dakika şimdi lisans sözleşmesini kabul ediyor. Tabii ki de yoksa kuramayız. Okumadan delik geçiyoruz her kullanıcı gibi. Microsoft ileri sonra açarız. Ama istiyor. Buradan yine. Evet arkadaşlar şimdi oyunlarımızı falan işte Fortnite falan yüklüyoruz. İşte biraz sonra belki yarın falan GTA 5 indiririm. Gördüğünüz gibi şu an driverları falan kuruyorum. Yani şey ekran kartının driverını kuruyordum. Fanlarımız şu an arkadaşlar şuradan bakalım. 3699 RPM dönüyor sağdaki fan işlemci için olan 61 yüzde %61. Ekran kartı için 2995 RPM dönüyor %54 fan hızı. İşlemcimizin 61 derece. Ekran kartımız 62. İşte 52 pardon. Buradan şöyle bir dakika. Görüntüsünden gigahertz'e bakalım. İşlemcimiz şu an 3.89. Gördüğünüz gibi ekran kartımız ise şu an kullanılmıyor tabii ki de. SSD'miz kullanılıyor sadece ne? Belleklerde zaten şu an 5 GB falan kullanıyor. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Oyun testleri ileride gelecek arkadaşlar 2-3 gün sonra. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.